Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Tatar Sedat kanalından herkese selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizi takip edenler, bizim videolarımızı izleyenler, bizim uyguladıklarımızı yapanlar şu an üretime geçmiştir umarım. Bildiğiniz gibi biz kuşlarımızı eşlemiştik, ayırmıştık, eşledik. Ondan sonra eşlerimizi tekrar böyle saldık kümese ve kuşlarımızla 2021 sezonunun üretimine başladık arkadaşlar. Dediğim gibi bizi takip edenler, bizim yaptıklarımızı uygulayanlar da mutlaka üretime geçmişlerdir arkadaşlar. Bakın, bizi takip edenler ve veyahut da diğer önceki videolarımızı izleyenler biliyorlar. Kuşlarımızı eşleyip yuvaya salmıştık. Bakalım kuşlarımız artık üremeye başlamış mı? Son durumları ne? Yuvamız yumurta kaynıyor arkadaşlar. Yumurta ve yavru kaynıyor. Şu an kıştayız. Ocak ayındayız. Bakın şuradan başlayalım. Burada bir takım yumurtamız var. İlk yumurtamız Sabuni dişi ve erkek miskimizin yumurtaları. Dumanlarımız yumurtladı. Şu an birinciyi yumurtladı zannedersem. Şurada. Buradaki sabuni yavrularımız yere atladı arkadaşlar. Bakın biri burada. Bunların videosunu çektik, gelişimini. Öbürü nerede? Öbürü de burada arkadaşlar. Bakın. Maşallah demeyi de unutmayın. Bunların gün gün gelişim videosunu çektim arkadaşlar. Yumurta halinden başladık. Ve yeme düşene kadar her gün aynı saatte videomu çektim. Kanalımızda onun videosu da mevcut. İsterseniz izleyebilirsiniz. Bakın beyazımızın yavrusu çıktı. Fakat yumurtası tek çıktı arkadaşlar. Bir yumurtası boştu. Daha yeni çıktı. O da dün çıktı. Burada yumurtamız var. Susamilerimizin yumurtası. Şunların anne babası. Buradaki yavrumuz vardı arkadaşlar. O maalesef öldü. Artık geçen videolarda bahsettim mi hatırlamıyorum ama zannedersem kardeşi ezip öldürdü onu arkadaşlar. Maşallah öbür kardeşi ama sağlıklı. Yavru beyazlarımız var. Öbür beyazlarımız buraya yumurtladı. Bakın. Altında arka tepe dumanlarımız var. Onun da videosunu çekmiştik dumanlarımızın. Bakın. Şu XH. Yeni bir çalışma arkadaşlar. Bakalım bunların yavrularını çok merak ediyorum. Bu sezona damga vurabilirler. Beyazlarımız dediğim gibi orada. Şurada arkadaşlar şey var. Bildiğiniz gibi bu bir erkek iki dişi eş almıştı. Onları buraya kapattık. Fakat bunları açıyorduk ama sıkıntı oldu. Bu erkeğimiz genç bir erkek olduğu için burada kabadayı erkeğimiz bu yuvaya girip arkadaşlar rahatsız ediyor burayı. Hani bu erkeğimiz de kaçıyor yani, savaşamıyor. O yüzden bunları artık böyle kapalı bir şekilde bakacağız. Yani burada da beyazımız var. Bir takım beyaz yumurtamız var. Bunlar da çıkmak üzere olabilirler arkadaşlar. Hani beyazlarımız buradan Tuna Sekmen dostuma da selam söylemek istiyorum. Onunla beyazlarımızı erkek zannediyorduk. Onunla bir muhabbetimiz olmuştu. Beyazlar için. Bize bir dişi beyaz verecekti. Fakat beyazlarımız ikisi de dişi çıktı. Ben erkek zannediyordum. Dişi çıktı ve yumurtladı yani beyazlarımız. Biri orada, biri burada, biri de burada arkadaşlar. Buradan Tuna Sekmen dostuma selam olsun. Hani iyi ki şey yapmamışız yani, almamışız. Hani ikisi de yani dişi çıktı. Öyle bir durum yaşadık yani. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yavrularımız yani yumurtalarımız, yavrularımız hemen hemen tamam. Şurada da var bir susami yavru şeyimiz. Takımımız. Onlar da yumurtladı. Hani bakın şöyle büyük bir erkek yani. Şu an erkek yatıyor arkadaşlar. Erkek susamimiz yatıyor. Hani şu an bir büyük sabunimiz kaldı. Bir de şu alt tarafa kapadığımız susami kaldı. O da yatacak ama yumurtlayacak ama yer bulamıyor. Burasını beğenmedi arkadaşlar. Buraya alışamadı maalesef bir türlü. Kapatsak olur ama hani dediğim gibi bakımı zor. Hani bizim kanalımızı takip edenler artık yani onların da yumurta aldıklarını, yavru almaya başladıklarını tahmin ediyorum yani. Hani bakın arkadaşlar, bunu yaptık.
Zamanlama müthiş oldu. Hani bakın şimdi bu yumurtalarımız yakında çıkacaktır. Umarım. Yani şu an Ocak ayındayız. Ocak, Şubat'ta çıkacaklar. Mart'ta arkadaşlar Allah'ın izniyle yeme düşmüş olacaklar ve yeni sezonu tam böyle Mart, Nisan ayları tam yavru uçum aylarıdır arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi kış yavruları da hani yaz yavrularından daha sağlam oluyor. Hani biz de böyle bir zamanlama yaptık. Hani böyle bir planlama yaptık. Şu an her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir şuradaki susamimiz yumurtlamadı. Bakın o da yani oraya bakın yuva yapacak herhalde. Hani dediğim gibi kabadayı erkekler biraz sıkıntı yaratıyor ama onu da aşacaklar yani arkadaşlar. Hani şey yapmak o kadar kolay değil. Hayat mücadele. Mücadeleyi kazanan, savaşı kazanan yuvayı kapar arkadaşlar. Hani dediğim gibi bakın biz bizi takip edenler bizimle aynı zamanda bu işi uygulayanlar dediğim gibi bakın Ocak, Şubat'ta yavrular çıkacak. Şubat başı, Şubat ortası. Mart başı, Mart ortası arkadaşlar. Kuşlarımız yeme düşecekler. Yavrular. Mart, Nisan ayında da yavrularımızı uçuma gelecekler. Yani tam böyle Nisan ayı, tam böyle yavruların uçum ayı olacak. Yani o yüzden yani biraz heyecanlıyız. Tam böyle uçum ayında, tam böyle güzel bir ana denk getirdik kuşlarımızı. Hani kuşlar şu an iyi durumda. Tabii vitaminlerini de veriyoruz. Minerallerini de veriyoruz. Şimdi yavrular çıkınca hem toplu çıkacak yavrular arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bunları hep beraber saldık. Hemen hemen yani aralarında 3-5 gün falan oynuyor yumurtaların. Hani böylelikle hem aynı anda yavru alacaksınız ve aynı anda aldığınız yavrular yani aynı anda böyle uçumda da çok güzel bir zamanlamayla kuşlarımız sökülecek büyük bir ihtimal. Ve bakımları da güzel olacak. Çünkü vitamin, mineraller çünkü hepsi aynı zamanda çıkan yavrularda hepsi aynı anda uygulanacağı için hani vitamin, mineraller bakımı da kolay olacak. Hani arkadaşlar biz böyle yaptık. Biz en uygun, en ucuz, en maliyetsiz bir şekilde en iyi verimi alabilmek için bu şekilde bir uygulama yaptık. Hani siz de uygulayın ki hani siz de böyle maliyetsiz en uygun şekilde, en kolay şekilde yavru yumurta alın. Hani biz de biliyoruz yani şuralara şöyle kozluklar yapmayı, böyle çift taneler yapmayı. Tanesini 180 liraya satıyorlar yani arkadaşlar. Yani 10 tane kuşunuz olsa 180, 10 takıma 10 tane lazım. 1 milyar 800. Bunun içine yemlik, suluk falan 2 milyarı geçecek. Tek tek bakımı da zor olacak. Şimdi hepsini 10 tane, şimdi bir kümese bakmak var. Bir de 10 kümese bakmak var arkadaşlar. Şimdi bir kümese 5 dakikanızı ayırıyorsanız 10 kümese 50 dakikanızı ayırmanız lazım olacak. Tabii işte biz hep yani bunları hesap ederek, bunları düşünerek yapıyoruz. Tabii geçen videodan bir arkadaşımız yorum yazmış. Bize biraz eleştirmiş. Biraz bir sert bir şekilde eleştirmiş. Biz bir şey demedik ama buradan Eyüp Çiçek kardeşimiz var. Bizi takip eden, kanalımıza abone. Buradan o kardeşimize selam söylüyorum. Eğer videomu izliyorsa Eyüp Çiçek yorum yazsın bize. Çok güzel cevap vermiş bir arkadaşa. Hani kümes pisliğiyle temizliğiyle ilgili bir şeyler yazmış. Bizim kümesimiz bu. Bizim vaktimiz sınırlı arkadaşlar. Ben hiçbir zaman kümesinizi pis tutun, pis bırakın diye bir şey söylemiyoruz. Bizim vaktimiz ancak buna yetiyor. Bakın kümesin pis olması sorun değil. Bu pisliğin durumu önemli arkadaşlar. Kümesin gübresi kuruysa, bakın bunu ben defalarca söyledim. Kümesinizin gübresi kuru, havalandırması güzelse bu gübrelerin hiçbir zararı yok. Tabii kümesinizi pis bırakmayın, temizleyin. Hani mutlaka hani bir yani temizliyorsanız her hafta düzenli bir şekilde temizleyin. Öyle bir ay temizleyin, işte 15 gün temizleyin, 20 gün sonra temizleyin, 2 ay sonra da olmaz. Hele hele yavru zamanı çok sıkıntılı. Ya bu konuyla ilgili de ben çok konuştum. Hani çok şeyler anlattım. Artık anlatmak istemiyorum.
Bizim durumumuz ortada. Bizim kümesimizde pisleyenler bakın alın. Yeni yeme düşmüş bir yavrumuz arkadaşlar. Şu an ocağın 15'i 20'si. Buyurun yavru beyazımız. Buyurun bir yavru beyazımız. Arkadaşlar. Buyurun Sabune'nin kardeşi. Buyurun bir yavrumuz daha. Bir yavrumuz da burada yatıyor arkadaşlar. Bakın yavru demeye 1000 şahit lazım. El kadar, dirseğime kadar kuş yani arkadaşlar. Bakın. Hani biz bunun zararı olsaydı biz buradan ne yumurta alabilirdik ne yavru alabilirdik. Kuşlarımız da hepsi böyle bakın. Ocağın 20'si kuşlarımız çatırcıyor. Eşe çağırıyor. Hiçbirinde Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Hani yani bu konu hakkında ben çok konuşurum ama hani gerek yok arkadaşlar yani. Bizim ne yaptığımızı bugünlük videoda değil diğer videolardan da takip edip görebilirsiniz. Bana yıllardır bu yorumu yapıyorlar ama ben yıllardır bakın çatır çatır ben yavrumu da alıyorum, yumurtamı da alıyorum. Kuşlarımda Allah'a şükür hiçbir sorun, sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi yavrularımız Ocak ayında olmamıza rağmen yavrularımızı alıyoruz ve artık yani üretimi de başladık yani. Hepsinin altında yavru, yumurta hepsi var yani arkadaşlar. Hani ben buradan Eyüp Çiçek kardeşime selam söylemek istiyorum. Hani bakın kararı siz verin yani. Eğer bu konu hakkında da çok bir aklınıza takılanlar varsa video var arkadaşlar. Kanalımda videom var. Hepsini böyle en ince ayrıntısına kadar anlattım. Siz de oradan izleyip kendi kararınızı kendiniz verin. Biz burada uygulamalı yapıyoruz arkadaşlar. Hani biz burada bilgi vermiyoruz. Biz burada tecrübe veriyoruz. Tecrübelerimizi bakın burada sizinle beraber paylaşıyoruz. Birebir görsel. Bakın yani kuşlarımız zımba gibi Allah'a şükür. Hani bizim burada şeylerimiz görsel arkadaşlar. Öyle biz de oturup masa başında biz burada hikaye anlatmıyoruz. Yavrularımız, yumurtalarımız bakın. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eğer kanalımıza abone olmayanlar varsa onlar da abone olsun. Taktiklerimizi, uyguladıklarımızı görsünler. Onlara bir fikir versin. Hani biz birebir uygulayın demiyoruz. Hani size fikir verir. Biz de öğreniyoruz. Daha bu yaşlarımızda biz de daha yıllardır kuş bakmamıza rağmen biz de daha birçok şey öğreniyoruz yani arkadaşlar. Videomuza like atın. Abone olun. Yorum yazın. Okuyoruz. Instagram sayfamız var tatarsedat34 diye. Oradan da sorularınızı cevaplıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.